Merhaba çocuklar. Matematik testinin cevaplarıyla devam ediyoruz. Hiç zaman kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda bize 6 basamaklı bir sayı vermiş ve bu sayının okunuşunu soruyor. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu sayıyı nasıl okuyoruz 6 basamaklıysa? Önce bir bölüklerine ayıralım hem de burayı bir hatırlamış olalım. Bölüklerine nasıl ayırıyorduk sayıları? Sağ taraftan en sağdan başlayıp sola doğru üçer üçer ayırıyorduk. Sağdan başlıyorum. Üçer üçer ayırıyorum. 6 basamaklı olduğu için 2 tane 3 basamaklı 2 bölüğümüz olmuş oldu. En sağdaki bölüğümüzün adı birler bölüğüydü ve soldaki bölüğümüzün adı da binler bölüğüydü. Binler bölüğünü okurken orada 546 sayısını görüyoruz. 546.378 diye okumam gerekiyor o zaman bu sayıyı ve doğru cevabımız da C şıkkı olmuş oluyor. İkinci soruya geçelim. Bir abaküsümüz var. Soru kalıbımızı okuyalım önce. Şekildeki abaküste gösterilen doğal sayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Öncelikle abaküste basamak isimlerimizi yazalım. En sağdan başlıyorduk yine basamakları yazmaya. Buradaki en sağdaki basamağın adı birler basamağı, onun yanındaki onlar basamağı, onun yanındaki yüzler basamağı, onun yanındaki binler basamağı, onun yanındaki on binler basamağı ve en soldaki basamağımızda yüz binler basamağı. Hangisi yanlıştır diye soracak. Yüz binler basamağımızda kaç tane boncuk var? Üç tane boncuk var. On binler basamağımızda bir tane. Binler basamağımızda iki tane. Yüzler basamağımızda sıfır. Onlar basamağımızda dört tane ve birler basamağımızda da beş adet boncuk var. Kaç basamaklı bir sayı? Yine 6 basamaklı bir sayı. Ve bu sayı nasıl okunacak? 312.045. A şıkkımıza bakalım. Başlayalım. Hangisi yanlışmış ve görelim. A şıkkında diyor ki sayı 312.045'tir. Evet biz de mi öyle bulduk? Tam olarak öyle bulduk. Bu doğru bir ifade. B şıkkında diyor ki binler bölüğündeki sayı 312'dir. Binler bölüğü. Bölüklerini ayırmamızı istiyor. Sağdan başlıyorum, üçer üçer ayırıyorum. Yine iki basamak, iki tane bölüğüm oldu. Altı basamaklı olduğu için sayım. Ve burası birler bölüğü. Yukarı kaydırıyorum. Burası birler bölüğü. Burası da binler bölüğü. Binler bölüğümüzde hangi sayı var? 312 var. Bu da doğru bir ifade. C şıkkında birler bölüğündeki sayı 405'tir diyor. Birler bölüğümüzde hangi sayı var? Yalnızca 45 var. Bu yanlış bir ifade oldu. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oldu ama D şıkkına da bakalım. Binler basamağındaki rakamın basamak değeri 2000'dir. Binler basamağımızda hangi rakam var? 2 rakamı var. 2 çarpı 1000, 2000. Basamak değerimiz 2000 oluyor. Bu da doğru bir ifade oluyor. Ve devam ediyoruz 3. soruyla. 3. soruda ne diyor? Yukarıda çözümlenmiş hali verilen sayıların büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerinden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Öncelikle şu sayıları bir 4 basamaklı hale çevireyim. Çözümlemeleri bir toplayayım, yazayım üstlerine. 200 artı 4000 artı 30 artı 2, 4232'dir. 200 artı 4000 artı 30 ise 4230'dur. 4000 artı 30 artı 2 4032'dir. Ve 4000 artı 200 artı 2 ise 4202. Şimdi bunları sıralarken hepsi bir kere 4 basamaklı. Oradan en büyüğe ulaşamadım. O zaman sıralama yapmaya nasıl başlıyorduk? En büyük basamaktan başlıyorduk. 4 basamaklı sayılar olduğuna göre bunlar. Hangi basamaktan başlamam gerekiyor? Binler basamağından başlamam gerekiyor. 4'ünün de binler basamağında 4 var. Oradan da bir yere ulaşamadım. O zaman şimdi yüzler basamağına geçeyim. Yüzler basamağında sadece 4032'nin yüzler basamağında 0 var. Diğer 3'ünün yüzler basamağında 2 var. O zaman buradan şuna ulaşabilirim. 4032 bu 4 sayı içerisinde en küçük olan. Değil mi?
En küçüğümüzü bulduk. 4032'yi eledik. Diğer 3 arasında onlar basamağına bakarak sıralama yapacağım. 4232 ve 4230'un onlar basamağında 3 var. İkisi arasında bir sıralama yapamıyorum. Ama 4202'nin onlar basamağında 0 var. Dolayısıyla bu 3'ü arasında en küçük olan 4202. O zaman onu da en küçükten bir büyük olarak kabul ediyorum. Buraya yazıyorum. Ve geriye kalan iki sayım arasında birler basamağına bakarak bir sıralama yapacağım. 4232'nin birler basamağında 2 var. 4230'un birler basamağında 0 var. Dolayısıyla büyük olan sayımız 4232 oluyor. Ondan bir küçük olan sayımız da 4230 oluyor. Sıralamamız da bu şekilde oluyor. Hangi şıkta var bu bakalım? 4232 büyüktür, 4230 büyüktür, 4202 büyüktür, 4032. A şıkkında gördüm. Dördüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın onluğa yuvarlanmış şekli 3900 olur? 3884 var A şıkkında. 4, 5 rakamından küçük olduğu için içinde bulunduğu onluğa yuvarlamam gerekiyor. Onlar basamağında da 8 olduğu için anlıyorum ki 80 onluğunun içerisinde. O zaman bunu en yakın onluğa yuvarlarsam 3880 elde ediyorum. 3872'nin birler basamağında 2 var. Yine 5'ten küçük olduğu için içinde bulunduğu onluğa yuvarlayacağım. 7'den anlıyorum ki 70 onluğunun içerisinde ve dolayısıyla 3870 olur en yakın onluğa yuvarlarsam. 3903, 3 var birler basamağında. 5'ten küçük içinde bulunduğu onluğa yuvarlayacağım. Bir onluğa sahip mi 3903 sayısı? Değil. O zaman sıfıra yuvarlayabilirim ve 3900 olur. Doğru cevabımız yine C oldu. D şıkkına da bakalım. 3988. Birler basamağında 8 var. 5'ten büyük bir rakam 8. O zaman içinde bulunduğu onluğa değil, kendinden büyük olan bir sonraki onluğa yuvarlayacağım. Onlar basamağına bakıyorum. 8 var. 80 onluğunun içerisinde. 80'den büyük en yakın onluk hangisi? 90 onluğu. O zaman bunu kaça yuvarlayacağım? 3990. Cevabımızı C olarak bulmuştum. Evet, 5. soruyla devam ediyoruz. Burada bir tablo var. Tablodan örüntü olduğunu anlıyorum. 5'leri ve 16'ları çok gördüm. Okuyalım sorumuzu. Yandaki tablodan bir örüntünün ilk 4 terimi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şıklara bakarak ilerleyelim o zaman. A şıkkında diyor ki örüntünün kuralı sayılar 5 artmaktadır. Tabloyu inceliyorum. Birinci terimde 16 var. İkinci terimde 16'ya 5 eklemiş. Bir önceki terime 5 eklemiş. Üçüncü terimde 16 artı 5 bu ikinci terimdi. Bir de buna 5 eklemiş. Dördüncü terimde 16 artı 5 artı 5 üçüncü terimdi. Bir de buna 5 eklemiş. O zaman A şıkkı doğru mu oldu? Evet doğru oldu. 5 artırarak ilerliyor. B şıkkında örüntünün 7. teriminin 46 olduğunu söylüyor. 4. terimimiz burada var. 5. terimimiz de nasıl olacak? Buna 5 ekleyeceğiz. 6. terimde bunu da 5 ekleyeceğiz. Ve 7. terimde bir 5 daha ekleyeceğiz. Toplayalım bakalım 46 mı çıkacak? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 16 daha 46. Ve doğru oldu. 8. şıkkına bakıyorum. 8. terim 6. terimden 5 fazladır. Şimdi burası kaçıncı terimimdi 46? 7. terimimdi. 8. terim olması için 46'ya 5 mi eklemem gerekiyor? 46'ya 5 eklersem 51 sayısını bulurum. 6. terim de bundan bir öncekiydi. O zaman 46'dan 5 çıkarmam yeterli. O da 41. Aralarındaki fark kaç oluyor? 10 oluyor. Burada ne demiş? 5 demiş. Yanlış olmuş. Aralarındaki fark 10 olmalıydı. Cevabımızı bulduk. C şıkkı ama D şıkkını da inceleyelim. İlk 5 terimin toplamı 130'dur demiş. Şuraya 5. terimi de yazalım, ekleyelim. 4. terimi önce aynen yazıyorum. 16 artı 5 artı 5 artı 5. 5. terim için buna 1, 5 daha ekliyorum.
Şimdi bunları toplayalım. Kaç tane 16 var? 1, 2, 3, 4, 5. 16 çarpı 5'ten 16'ların toplamını bulayım önce. 6 kere 5, 30. 30'un sıfırını yazdım. 3 elden var. 5 kere 1, 5. 3 eldeyi de ekledim. 8. 5 tane 16'nın toplamı 80'miş. 5'lerimizi sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 80 artı 5'lerimizin toplamı da 50 oldu ve toplam ilk 5'lerimin toplamı da 130 oldu. D şıkkımız da doğru oldu. Cevabımız C. 6. soruya geçiyorum. 3, 6, 2, 5 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı en küçük doğal sayı ile en büyük doğal sayının toplamını soruyor. Birer kez kullanacakmışız, 4 basamaklı olacakmış ve rakamları farklı. Zaten rakamları farklı olacak çünkü 4 tane rakamımız var. O zaman en küçük sayıyı yazalım önce. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağım değil mi? En küçüğü yazmam için. Burada en küçük rakamımız ne? 2. Sonra ne geliyor? 3. Sonra ne geliyor? 5. Sonra da 6. En küçük sayımız 2356 oldu. En büyüğü yazmam için de tam tersi mantıkla gideceğim. Yani en büyük rakamdan başlayacağım. Buradaki en büyük rakam 6. Sonra 5, sonra 3, sonra 2. En büyük sayımız da 6532 oldu. Toplayalım şimdi bunları. 6'ya 2 ekledik 8, 5'e 3 ekledik 8, 3'e 5 ekledik 8, 2'ye 6 ekledik 8. 8888. Yine C oldu. 7. soruya geçiyorum. 3308 artı 5689 toplama işlemi en yakın yüze yuvarlanarak yapılıyor. Buna göre tahmini sonuç gerçek sonuçtan ne kadar fazladır? Şuraya tahmini sonucumuzu yapalım önce. Şuraya gerçek sonucumuzu yapalım daha sonra. Ve en sona da farkımızı yapalım. Farkımızı bulalım. Tahmini sonuç ne diyor? En yakın yüzlüğe yuvarlanarak yapacağız. 3308 hangi yüzüğün içerisinde? 300'ün içinde. O zaman 3300 olacak en yakın yüzüğe yuvarlanmış hali. 5689 son iki basamağına bakıyorum. 50'den büyük. O zaman bir sonraki yüzüğe yuvarlayacağım. 6, yüzler basamağında 6 var. 600'ün içinde. 600'den büyük en yakın yüzlük hangisi? 700. O zaman kaça yuvarlayacağım? 5700. Topluyorum. 0, 0, 3'e 7 ekledim. 10, 1 elde var. 3'e 5 ekledim. 8, bir de elde vardı. 9. Tahmini sonucumuz 900. Gerçek sonucumuzu yapalım. 3308 ve 5689. Toplayalım. 8'e 9'u ekledim. 17, 1 elde var. 0'a 8 ekledim 8, 1 de elde vardı 9, 3'e 6 ekledim 9 ve 3'e 5 ekledim 8. Farkımıza bakacağız. 9000-8997. Çıkaralım. 0'dan 7 çıkmaz, bir öncekine gittim. Orada da 0 var. O da bir öncekine gitti. Orada da 0 var. O zaman binler basamağına gitti. 9'dan aldık eldemizi ve burada 8 kaldı. Burası 10 oldu. Önce buna verdi. Bu da buna verdi. Burası 9 kaldı. Bu da buna verdi. Burası da 9 kaldı. Ve burası 10 oldu. 10'dan 7 çıktı. 3. 9'dan 9 çıktı. 0. 9'dan 9 çıktı. 0. 8'den 8 çıktı. 0. Farkımız kaç oldu o zaman? 3 oldu. Ve cevabımız A şıkkı oldu. Hemen 8. soruya geçiyorum. 5 gün boyunca soru çözen Esma her gün bir önceki gün çözdüğünden 68 soru fazla çözmektedir. İlk gün 80 soru çözdüğüne göre 5 gün sonunda toplam kaç soru çözmüştür? 5 gün boyunca çözmüş değil mi? Önce şuraya günlerimizi yazalım. 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün ve 5. gün. İlk gün ne kadar çözmüş? 80 soru çözmüş. Peki kuralımız neye göre artacak?
bir önceki gün çözdüğünden 68 soru fazla çözecekmiş. Birinci gün 80 çözdüyse, ikinci gün bundan 68 soru fazla çözecek. Yani 80 artı 68 olacak. Üçüncü gün 80 artı 68 işleminin sonucu kaç olacak? 0'a 8 ekledik 8, 8'e 6 ekledik 14 ve 148 olacak. Üçüncü gün 148'den 68 fazla çözecek. Bunun sonucu ne olacak? 8 artı 8, 16 elde var 1. 4 artı 6, 10 elde var 1, 11 hala elde var 1. 1'e 1 ekledik, 2. Dördüncü gün 216'dan 68 soru fazla çözecek. 6'ya 8 ekledik, 14 elde var 1. 1'e 6 ekledik, 7 elde var 1'de 8 oldu. Ve 2'yi de aşağı indirdik. Beşinci günde 284'ten 68 soru fazla çözecek. 4'e 8 ekledik 12, elde var 1. 8'e 6 ekledik 14, elde var 1'de 15 oldu. Ve 2'ye de 1 ekledik 3 oldu. Toplamda ne kadar çözdüğünü bulalım. Hangi sayıları elde ettik? 352, 284, 216, 148 ve ilk gün çözdüğü 80 soru. Toplayalım hepsini. 2 artı 4, 6, artı 6, 12, artı 8, 20 ve 0, 20'nin 0'ını yazdım. Elde var 2. 5 artı 8, 13, 14, 18, 26, elde var 2, 28 ve yine elde var 2. 3, 5, 7, 8, 10. Ne kadar çözmüş? 1080 soru çözmüş. Cevabımız A oldu ve 9. soruya geçiyorum. Yukarıdaki çıkarma işlemlerinin sonucu kare, üçgen ve yıldızdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İşlemlerimizi yapalım mı önce? Kare, üçgen ve yıldızı bir bulalım. 4900'den 3800'ü çıkaracağız. 0, 0, 9'dan 8 çıktı 1, 4'ten 3 çıktı 1. Karemiz 1100'müş. 6300 eksi 1500, 0, 0, 3'ten 5 çıkmaz. Buradan bir 1000'lik bozdurdum. Burada 5 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 5 çıkarsa 8 olur. 5'ten 1 çıkarsa 4 olur. Üçgenimiz 4800 oldu. Yıldızımızı bulalım. 9'dan 8 çıkardım. 1, 0, 8, 1. Yıldızımız da 1080-801 oldu. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Artık şıklarımı inceleyebilirim. Kare ile üçgenin toplamı 5900'dür. Karemiz ne? 1100. Üçgenimiz ne? 4800. Toplayalım. 0, 0, 0. 0, 0, 0. 1 artı 8, 9. 1 artı 4, 5. Doğru mu oldu? Evet, doğru oldu. Üçgen ile yıldızın farkı 3000'dir. Üçgen ile yıldızın farkı. Üçgenimiz ne? 4800. Yıldızımız ne? 1801. Bakalım. 10'dan 1 çıkardık. 9. Burada 9 kaldı. 0 çıkardık. 9. 8'den 8 çıkardık. 0. 4'ten 1 çıkardık. 3. Farkımız 3099 oldu. Burada 3000 demiş. Yanlış demiş. Cevabımızı bulduk ama C ve D şıkkına da bakalım. Hepsinin 3'ünün toplamı da 7701'dir demiş. Toplayalım. Şurada toplayayım isterseniz. 3'ü de yan yana yazılırken zaman kaybetmeyelim. 0 artı 0 artı 1, 1. 0 artı 0 artı 0, 0. 1 artı 8 artı 8, 16, 17. Elde var 1. 1 artı 4, 5. 1 ekledim 6, elde var 1, 7. 7701 oldu, doğru. Yıldız ile karenin farkı 701'dir. Yıldız ile karenin farkı. Yıldızımız 1801, karemiz de 1100.
1'den 0 çıkardık 1, 0'dan 0 çıkardık 0, 8'den 1 çıkardık 7 ve 1'den 1 çıkardık 0. Evet, 701 oldu. Doğru cevabımız B. Devam ediyorum 10. soruyla. Şekilde verilenlere göre daire kütlesi kaç gramdır diyor. Şimdi burada şu ne kadarmış? Yan tarafta vermiş 500 grammış. Bir de burada ne var? Pembe bir dairemiz var. Benimki mor oldu ama resimdeki zaten pembe. Diğer tarafta da, diğer terazinin kolunda da iki tane üçgen var. Bunlar ne kadarmış? 750 grammış. İki tane olduğuna göre burası toplam ne kadar ağırlıkta? 750 artı 750'den 1500 gram. Şimdi terazinin dengede olabilmesi için, ki görüyoruz ki dengede, bakın burası düz, dengede, bu koluyla, sol koluyla sağ kolunun ağırlıkları eşit olması lazım. 500'e, yani bunların ikisinin eşit olması lazım. 500'e kaç eklersem 1500 olur. Nasıl yapıyorduk? Burada artı olduğu için bunu karşıya geçirirken eksi olarak geçiriyordum. Eksi 500 diyeceğim yani. Ve bu tarafta bu tarafa gittiğine göre, sağ tarafa gittiğine göre sadece bu kaldı burada. Aşağıya yazayım. Burada sadece dairemiz kaldı. Eşittir 1500 eksi 500'den pembe dairemizin ağırlığı ne kadar oldu? 1000 gram oldu. Çünkü 500'e ancak 1000 eklersem 1500'ü bulabilirim. Ve 11. soruya geçiyorum. Bir çiftlikte 1029 inek, ineklerden 256 az koyun, koyunlardan 130 fazla keçi, keçilerden 647 az tavuk vardır. Buna göre bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Şöyle yapalım. İneklerimizin sayısını buraya yazalım. Koyunlarımızın sayısını buraya yazalım. Keçilerimizin sayısını buraya yazalım. Bir de neyimiz var? Tavuklarımız var. Tavuklarımızı da buraya yazalım. Ve toplam hayvan sayımızı, çiftlikteki hayvan sayımızı da şurada yapalım. Ne kadar ineğimiz varmış? Bunu vermiş. 1029. 1029 tane ineğimiz var. Koyunlarımız ne kadarmış? İneklerden 1256 azmış. İnek sayımız 1029'du. Bundan 256 azsa bundan çıkaracağım. 9'dan 6 çıktı 3, 12'den 5 çıktı 7, orada 9 kaldı, 9'dan 2 çıktı 7. 773 koyunumuz varmış. Koyunlardan 130 fazla keçimiz varmış. Koyunlarımızın sayısı 773'tü. Buna 130 eklersem keçi sayısını bulacağım. 3 oldu, 10 oldu ve 9 oldu. 903 tane keçim varmış. Ve keçilerden 647 az tavuk varmış. O zaman az dediğine göre çıkartıyorum. 13'den 7 çıktı 6. Burada 9 kaldı. 9'dan 4 çıktı 5. Burada da 8 kaldı. 8'den 6 çıktı 2. 256 tane de tavuğumuz varmış. Toplam çiftlikteki hayvan sayımıza bakalım. 1029 ineklerimiz var. 773 koyunlarımız var. 903 tane keçilerimiz var ve 256 tane de tavuklarımız var. Toplayalım. 9, 12, 15, 21. 2 tane eldemiz var. 2, 9, 9, 14, 16. 1 tane eldemiz var. 0, 7, 16, 18, 19. Bir tane eldemiz var. 1, 2. 2961. D şıkkını da gördük. 12. soruya geçiyorum. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük çift sayı ile 2 basamaklı en küçük tek sayının çarpımı. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük çift sayı.
Bir kere 3 basamaklı ve en küçüğü istiyorsa 1 ile başlayayım. Sonra küçük dediği için ve rakamları farklı dediği için şuraya bir tane 0 koyayım. Eğer rakamları farklı demeseydi en küçük 3 basamaklı sayım ne? 100. Ama rakamları farklı diyor. O yüzden ortaya 0 koyduğum için 1'ler basamağında da 0 koyamam. 1 de koyamam çünkü hem rakamları farklı diyor hem de çift sayı diyor. O zaman 2 koyuyorum. Şimdi hem çift oldu, hem rakamları farklı oldu, hem de bu koşulları sağlayan en küçük 3 basamaklı sayı oldu. Ve 2 basamaklı en küçük tek sayı. 2 basamaklı en küçük tek sayımız ne? Tek sayı dediğine göre 1'i koydum. Rakamları farklı demiyor. En küçük 2 basamaklı sayım ne? 10. Ama tek mi? Değil. Çift sayı. Sonunda 1'ler basamağında 0 var. 11 yapabilir miyim o zaman? Evet, yapabilirim. 102 çarpı 11'i bulacağım. 1 kere 2, 2. 1 kere 0, 0. 1 kere 1, 1. 102 çarpı 1, 102 buldum. Burada da diğerinde de 102 çarpı 1 yapacağım. Ama bir tane sola kaydırarak yazıyorum. Çarpma işleminde böyle yapıyoruz çünkü biliyorsunuz. 2 aşağı indi. 2 oldu, 1 oldu, 1 oldu. 1122 ve C şıkkı. 13. soruya geliyorum. Yukarıdaki akış diyagramını takip eden öğrenci kaçıncı çıkıştan çıkar diyor. 68 çarpı 5 demiş. 68 çarpı 10 yaptığına göre sanırım kolay yoldan, kısa yoldan 5 ile kısa yoldan çarpma işlemini yapıyor. Nasıl yapıyorduk 5 ile kısa yoldan çarparken? Ya önce 2'ye bölüp 10'la çarpıyorduk sayımızı ya da önce 10'la çarpıp 2'ye bölüyorduk. Bakalım doğru mu yapmış ama işlemi? 68 çarpı 10, 680 doğru. 680'i de 2'ye bölmüş 340. Doğru. 5 ile bölmüş, 5 ile çarpmış 68 sayısını bu şekilde. 22 çarpı 25 sayısı. Bu sefer de 25 ile kolay yoldan çarpma. Bunu nasıl yapıyorduk? Ya önce 100 ile çarpıp 4'e bölüyorduk. Ya da önce 4'e bölüp 4'e bölünebilen bir sayı ise çarpacağımız sayı. Sonra 100 ile çarpıyorduk. Bakalım ne yapmış? 22 çarpı 100. Önce 100 ile çarpmayı tercih etmiş. Ve doğru bulmuş 2200. Ama sonra 2'ye bölmüş. 2'ye mi bölmeliydi? Yoksa 4'e mi bölmeliydi? 4'e bölmeliydi. O yüzden bu yanlış oldu. Ve ikinci çıkıştan çıktı. Cevabımız B oldu. 14. soruya geçiyorum. Doğru yanlış sorusu. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa D, yanlış olanların başındaki kutucuğa Y yazılıyor. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur? 244 bölü 4 işleminde bölüm 2 basamaklıdır diyor. Bakalım 2, 4'ten küçük bir sayı mı? Evet, küçük bir sayı. O zaman evet bölümümüz buradaki sayının bölünenin basamak sayısından bir tane eksik olacak. 3 basamaklıysa 2 basamaklı olacak ve doğru. 565 bölü 5 işleminde bölüm 3 basamaklıdır. Doğru çünkü 5 ve 5 eşit. Eğer eşit ya da büyükse bölünenle aynı basamak sayısına sahip oluyordu. Bu da doğru. 729 bölü 9 işleminde bölüm 2 basamaklıdır. Doğru çünkü 7 9'dan küçük. O yüzden bir tane basamak sayısı eksiltiyoruz ve 2 basamaklı olacak. 696 bölü 6 işleminde bölüm 2 basamaklıdır diyor. 6 ve 6 eşit. O zaman bölünenin basamak sayısı kadar olacak sonucumuzda. Yani 3 basamaklı olması gerekiyor. Bu yanlış oldu. Doğru, doğru, doğru. Yanlış ve cevabımız D. Son soruya geldik. Yukarıda verilen işlemlerin sonuçlarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çok kolay 10 ve 100'e bölümleri göstermiş bize. 3480 bölü 10. 10'da kaç tane sıfır var? 1. O zaman bölünenden bir tane sıfır siliyorum. Cevabımız 348 oluyor. İkinci öncülde 100'e böleceğiz. 100'de kaç tane sıfır var? 2. O zaman bölünenimden 2 tane sıfır sileceğim. Ve 48 olacak. Üçüncüsünde yine 100'e bölüyorum. 100'de yine 2 sıfır var ve bölünenimden 2 sıfır sileceğim. O zaman 34 olacak.
Ve 2500 bölü 10'da 10'la böldüğüm için tek 0 var. Tek 0 siliyorum ve cevabım ne oldu? 250 oldu. Büyükten küçüğe sıralanışı. Bir kere 2 ve 3 iki basamaklı. O yüzden önce 1 ve 4 arasında bir sıralama yapıyorum. 1'i 348, 1'i 250. Direkt yüzler basamağından bulabildim. Çünkü birinin yüzler basamağında 3 var, diğerinde 2 var. O zaman 1 en büyük. Sonra 4. Sonra en büyük olan 48, yani 2. Sonra da en büyük olan 3. Ama bize ne soruyor? Büyükten küçüğe değil, küçükten büyüğe soruyor. Bu da o zaman şu şekilde doğru, tam tersi olacak. Yani 3 küçüktür 2, küçüktür 4, küçüktür 1. Hangi şıkta varmış bakalım? C şıkkında gördüm. Doğru cevap C şıkkı olacak. Evet, matematik testi bitti. Bir sonraki testte görüşürüz.